Mutlu sabahlar, Ekonomi 7/24'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya ekonomisinde neler oluyor diyeceğiz. Rakamlarla konuşacağız, haberlerle ve uzman yorumlarıyla ekonomideki tüm sıcak başlıkları birlikte yorumlayacağız. Vakit kaybetmeyelim, bugün yoğun bir gündemimiz var. Hem piyasalar hareketli hem veri akışı oldukça yoğun. Gelsin önce rakamlarımız. Borsa İstanbul'u nerede bıraktık? Yine rekor bir seviyede bıraktık. Borsa İstanbul yıla rekorla başladı. 5.661 puan Borsa İstanbul'un son kapanış seviyesi. Bu seviyede hisse senetleri ortalamada %2,76 oranında değer kazandı. Bu rakamla beraber de Borsa İstanbul'da kapanış rekoru tazelenmiş oldu. Aynı zamanda Borsa İstanbul tarihi zirveyi, seans içindeki tarihi zirveyi de bir kez daha tazeledi. 18.70 dolar TL'deki son tablo ve avro TL'de 19.95 seviyesi var. Yeni günün son rakamları böyle. Rakamlar anlık değişimle canlı şekilde ekranlarınızda. Altında 1842 dolar var. Ons altın bir kritik eşiğin daha üzerinde. Altına ayrı bir başlık konuşacağız. Altının detaylarına gideceğiz. Ama önce Borsa İstanbul'daki o rekoru konuşalım. İstanbul'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün İstanbul stüdyomuzda bizi bekliyor. Sayın Ürkün günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 7/24'e. Günaydın, merhaba, hoş bulduk. Yayınlar. Sağ olun. Şimdi geçen seneyi Borsa İstanbul'da rekorlarla geçirdik. Sene sene doğru artık Borsa İstanbul'da o hızlı yükseliş bitti mi diye tartışırken yeni yılın ilk gününde de bir başka rekor gördük. Bu yükseliş devam edecek mi? Evet, yani 2022 tabii oldukça iyi bir performans sergiledi Borsa İstanbul tarafında. %200'lük bir yükseliş neredeyse oldu ve 2023'e baktığımızda da yani ilk işlem gününde, haftanın ilk işlem gününde yani kaldığı yerden devam ettiğini izliyoruz yükseliş eğiliminin. Yani Borsa İstanbul'a yerli yatırımcı ilgisinden bahsetmiştik 2022 yılı boyunca. Onun hali aslında hala varlığını bu noktada hissediyor Borsa İstanbul tarafı. Bunun yukarı yönlü hareketi anlamında baktığımızda görebiliyoruz aslında. Yani baktığımızda tabii bu yıl içerisindeki gelişmeler içerisinde olacak olan ana tema yine aslında enflasyonun gidişatı olacak. Yurt içinde enflasyonun tabii ki bir miktarda olsa hani baz etkisini yarattığı etkide düşme eğilimi göstermesi muhtemel. Alınacak çeşitli bazı önlemlerle özellikle işte dolarizasyonun önüne geçilmesi, Türk lirasının biraz daha değerinin artırılması çabası karşısında bunun enflasyon yaratacağı etkiyi bir açıdan izleyeceğiz. Yeni yıla çeşitli tabii bazı haberlerle de giriyoruz. İşte doğalgaz kanadında yeni gelişmeler gerçekleşecek gibi duruyor. Dün gelen bazı açıklamalar vardı. Bunun özellikle tabii cari açı etkisi ve dolayısıyla tabii bunda dolara olan etkisi ne olacak? Özellikle döviz rezervleri açısından bakıldığında bunlara da piyasalar bakıyor olacak. Yani şundan dolayı değerlendirmek istiyorum. Yüksek enflasyon nedeniyle yerli yatırımcı borsa kanadına doğru biraz da eğilim göstermişti. Türk lirasının değerini koruma adına. Bu noktada ciddi yükseliş yaşandı Borsa İstanbul'da. İşte %200'lük bir yükseliş yaşadık az önce bahsettiğim gibi. Ve gelinen noktalarda hisselerin çoğunda değerleme anlamında yüksek seviyelere ulaştığını da gözlemledik. O açıdan hani bu sene içerisinde enflasyondan biraz da uzaklaşma eğilimi gösterirse ekonomimiz, bunun da Borsa İstanbul tarafındaki ilginin ne ölçüde kalacağını bu noktada değerlendirmek lazım. O açıdan hani genel itibariyle yükseliş yönlü hareketleri beklemekle birlikte yani büyük ihtimalle diyorum yani bu %200'lük bir performans yakalanmasa da Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının özellikle borsaya alışmış olmasında verdiği etkili ve yeni gelecek olan halka arzlarla ilgili olarak da baktığımızda yani yükseliş yönlü hareketlerin geçen seneki yani 2022 kadar olmasa da aslında devam etmesini bekliyorum. Yani bunun ilk sinyalini bugün almış olduk. Önümüzdeki günler içerisinde özellikle 1-2 ay, 3 ay içerisinde yönümüzü biraz daha net herhalde tayin ederiz diye düşünüyorum. Ama şu var ki teknik anlamda bir trend hareketi devam ediyor. Belli bir kanal içerisinde devam eden hareketimiz var. Bu hareketinde direnç seviyelerini zorlamaya doğru gidiyoruz. O yüzden de 5600'ün üzerinde kapattık dün endeksi. O yüzden yukarı hareketin devamında yavaş yavaş artık bu daha yüksek seviyeleri gelip gelmeyeceğine bu kanal hareketi içerisinde bakıyor olacağız. Ve yeni bir kanal oluşacak mı onu takip ediyor olacağız. Şimdi çok yükselmiş ve rekor kırmış bir borsa belki hisse seçimini her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Endeksin genel seyri kadar biz böyle hisse bazlı ayrışmaları da göreceğiz galiba. O bağlamda nelerin öne çıkabileceğini elbette o biraz önce sizin de altını çizdiğiniz yeni katılan yatırımcı merak ediyor. Hangi sektörler daha cazip olmaya aday bu yıl?
Evet, yani demin de bahsettim. Özellikle enerji anlamında ülkemiz önemli bir bence atılım yapma aşamasında şu anda bulunmakta. İşte Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın kullanıma geçecek olması, işte Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarımız, işte doğalgazın dağıtım üssü olma gibi son zamanlarda yaşanan gelişmelerin biraz daha somut adımların atılacak olması, işte Bulgaristan'a doğalgaz satışı yapacak olmamız. Tüm bunları değerlendirdiğimiz aslında 2023'ün genel anlamda Borsa İstanbul performans açısından bakıldığında enerji hisselerinin ön plana çıkacağı bir süreci karşımıza çıkarabilir. O yüzden bu hisseleri biraz daha yatırımcıların yakından takip ettiği bir süreç yaşayabiliriz diye ben düşünüyorum. Bunun dışında hizmet ağırlıklı sektörlere de biraz bakmak lazım. Özellikle turizm sektörünün 2023'te de canlı olması ihtimalini ben düşünüyorum. Çünkü 2022'de canlı bir turizm sezonu geçirmekle birlikte hala o sezonun devam ettiğini görebiliyoruz. Yurt dışından gelen yabancı turist sayısına bakıldığında. Bu açıdan işte havayolu şirketleri ve özellikle turizm alanında çalışan diğer şirketlerin de aslında ön planında kaldığı bir süreci de yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bu da aynı zamanda buna yan destek olarak da mesela gıda sektörü, perakende gıda sektörü gibi şirketlerin de Borsa İstanbul tarafında olumlu performans yaşadığını bize gösterebilir. Buna ek olarak da teknoloji ağırlıklı hisselerin de bu yıl içerisinde performans gösterebileceğini beklediğimi de ek olarak ilave edeyim. Peki altına bakalım. Elbette Borsa İstanbul 2022'nin yıldızı oldu ama altın cephesi de yılın son çeyreğinde biraz daha atağa kalkarak en çok kazandıranlar listesinde ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Son durum 1108 gram altında. 1100 liranın üstü gram altının yeni bir rekor tazelediğine işaret ederken çeyrek 1811, yarım altında 3623 lira, 7225 lira ise Cumhuriyet altının son seviyesi. Sayın Rükün altını soracağım. Şimdi 1000'in altını hep fırsat gibi konuştuk. 1100'lere geldi. Yeni bir seviyede. Hala altın, gram altın yatırımcı için bir alım fırsatı sunar mı sizce? Evet, yani gram altın tarafından konuşacak olursak daha önce de burada katıldığım yayınlarda da bunu konuşmuştuk. Evet, yani 1000 altı seviyelerde tekrardan alım tarafına değerlendirilebilir şeklinde. Yani bu gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bunun iki tane önemli etkeni var. Bir tanesi dolar TL'nin uzun süredir devam eden belli bir bant aralığındaki hareketinin bir tık üstüne çıkmış olması, bir tık daha yukarıda bir banda yerleşmiş olması. Şu aşamada baktığımızda dolar TL'nin 18.65 ile 70.75 arasında bir yerde gidip geldiğini görüyoruz. Yani Türk lirasında kısmi bir değer kaybı meydana geldi son 1-2 hafta içerisinde. Yine evet, kontrollü bir hareket aslında bu ama bunun hareketin yukarı gidiyor olması gram altın yukarı hareket etmesi için bir alan oluşturdu. Diğer taraftan da ons altın tarafında bir hareket var. Özellikle işte bu Noel tatili ve sonrasındaki yavaş yani yağlayan işlemler, düşük işlem hacimleri sonrasında kapalı olan piyasanın açılmasıyla birlikte ons altın yukarı bir hareket eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani bunda bu yıl ons altında bir yukarı bir hareket olur mu dersek bunu biraz konuşmamız lazım. Özellikle FED tarafında işte faiz arttırım sürecinin özellikle ilk çeyrek sonrasında bir miktar daha yavaşlayabileceği bir süreç içerisinde resesyon riskini de göz önünde bulundurduğumuzda yani güvenli liman algısında ons altının yeniden talep görmeye başlayacağı bir süreç olabilir mi? Bunu takip edeceğiz ki son zamanlarda ons altında belli bir seviyenin üzerine doğru giden bir hareket var. Yani 1800'ün altına inmeyen, onun üzerini zorlayan 1845'e şu anda yaklaşan bir hareket var. O yüzden yılın geri kalan aylarında özellikle ilk 3 aydan sonraki süreçte ons altında özellikle 1845 biraz daha yukarıda 1885-1895 bölgesinde üzerine geçecek olursa bunun gram altın tarafında yukarı hareket yaratma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de gram altın cephesinde yani geri çekilmeleri özellikle Türk lirasında daha doğrusu dolar TL'de belli başlı bir hassas hareketin altına inmediği müddetçe yukarı hareket olma ihtimali gözlenebilir diye düşünüyorum. Bunu özellikle ons altın kanalından takip etmek lazım demin bahsettiğim gibi. Yukarı potansiyel devam ettiği müddetçe de gram altında yukarı hareketin devam ettiğini görme ihtimalimiz olabilir diye tahmin ediyorum. Biraz daha süreç var ama. Peki devam edeceğiz. Bir haber turu yapacağız şimdi değerli izleyenler. Türkiye ve dünyada dünden bugüne hangi başlıkları taşıdık? Yeni günde ne konuşuyoruz? Hiç şüphesiz en kritik başlık enflasyon. Aynı zamanda memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da bugün netleşecek. Dolayısıyla saat 10'da gelecek enflasyon verisini, yıllık enflasyon verisini merakla bekliyoruz. İhracatta yeni bir rekor var. İhracat rekor tazeledi. Türkiye'nin ihracatı geçen yıl %12,9 arttı. 254 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin bir rekoru.
doğru anlamına geliyor. Enerji tarifeleri değişmeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi bu açıklama. Kış ayları boyunca artış yapılmayacağını söyledi. Doğalgazdaki indirimi hatırlattı. Çeşitli illerde çeşitli oranlarda oldu dedi. Aynı zamanda enerjiyle ilgili önemli bir hamleyi de paylaştı. Bulgaristan'la doğalgaz anlaşması yapılacağını açıkladı. Devam edelim. İmalat PMI 6 ayın en yükseğinde, tüm dünya için ve Türkiye için. Satın alma yöneticileri endeksi önemli bir seviye. Büyüme için öncü bir gösterme. Burada bir yükseliş var. Haziran 2022'den bu yana en yüksek düzeye geldi. Diğer başlıklarla devam edelim. Neler öne çıkıyor? Hangi başlıklar ön planda? Borsa İstanbul az önce konuştuk. Yeni yıla rekorla başladı. Seans içinde ve kapanışta rekoru tazeledi. Dünyada gözler 2022'de olduğu gibi 2023'te de Fed'de olacak. Fed'in tarihleri belli oldu. Yani yıllık toplantı takvimi açıklandı. 2023'te 8 toplantı yapacak. Ve ABD enerji reformu. Yine 2022'de ABD enerjiyi çok konuştuk. Elektrik piyasasındaki reform öncelikleri zor bir kış bekliyor diye AB hazırlık içinde. Burada faturaların düşürülmesini hedefliyor. Şimdi ana başlıklardan en önemlisi hiç şüphesiz enflasyon. Enflasyonda ne bekliyoruz az sonra konuşacağız. Ama bu enflasyon aynı zamanda memurların 2023 yılında alacağı zammı belirlemesi açısından da kritik bir öneme sahip. Peki memur geçen yıl ne kadar zam aldı? 2022 Ocak ayında %30,95'lik bir zam gerçekleşti. Temmuz'da memur ve memur emeklisine %41,69'luk zam yapıldı. SSK ve Bağkur emeklileri aylıklarını %42,35 oranında arttırdı. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık enflasyona göre alıyor. Memur emeklileri ise yıllık enflasyonda oluşan farkın toplu sözleşmede alacağı zamma eklenmesiyle belirlenecek. Memur maaş zammını alacaklar ve 2022'de memur maaşları kümülatif olarak %80'den fazla arttı. Tablo böyle. Bu tabloyu etkileyecek kritik başlık enflasyonun nasıl çıkacağı. Şimdi Şeyma Bay bizi bekliyor bu detaylar için. Ne çıkabilir enflasyonda? Ne bekleniyor Şeyma? Aralık ayı enflasyonu saatler 10'u gösterdiğinde belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını. Bundan sonra ise memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazanacak diyebiliriz. Şu an %15,11'e tekabül ediyor Kasım enflasyonunda dikkate alınmasıyla zam oranı. Aralık ayının enflasyonun belli olmasıyla birlikte de ilk 6 aylık dönemde alınacak zam oranı da aslında netlik kazanacak. Bir ek zam olacak mı, refah payı olacak mı, merak konusu. Yine Aralık ayı enflasyonu belli olduktan sonra bunun netlik kazanacağını aslında söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli açıklamaları vardı bu konuyla alakalı. Ülkemizin kazancını, zenginliğini, çalışanları başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız demişti Erdoğan. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yaparız açıklamasında bulunmuştu. Gözler Aralık ayı enflasyonunda olacak. Saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Bizler de detayları sizlerle paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayacak. Şimdi detayları konuşacağız. Şeyma Bay o takvimi ve beklentileri açıkladı. İstanbul stüdyomuzda Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle ve Ankara stüdyomuzda Paritaryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizimle. Biraz enflasyon konuşacağız. Sayın Demirkol hoş geldiniz. Sizle başlayalım enflasyon başlığımıza. Şimdi bir düşüşü bir önceki ay o baz etkisinin de katkısıyla hissettik. Ne bekliyorsunuz? Hemen tahmin alayım. Şimdi tabii ki baz etkisinden dolayı %67 civarında kapatabiliriz. 67,8 civarında kapatabiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç önemli. Eğer ki enerjide biliyorsunuz Çin'de artık bir açılma söz konusu. Yani Çin'de de artık pandemi tedbirleri kalkıyor. İhracatın da artacağı, ithalatın da artacağı bir küresel tarafa giriyoruz. Emtia fiyatları da bundan dolayı artıyor. Altındaki artış da bu. Dolayısıyla şu an 67,8 ile kapatıp 2023'te özellikle enerjide daha çok doğal gaz ve petrolü dengeli getirebilirsek ve ihracattaki dolar katkısını daha fazla arttırırsak ki PMI'nin artması çok önemli. Bizim en azından enflasyonda Mayıs aylarına göre 2023 Mayıs'ta %35-%40'lara gerileme baz etkisini çıkardıktan sonra yılın sonundaki konjonktüre göre Fed'in faiz artışlarındaki dengelimi ki ben %6 civarında hala bekliyorum. Yılın sonunu da 2023'te hala %50 civarında kapatmamızın kuvvetli olduğunu söylemek isterim.
Şimdi bir tek haneli enflasyon hedefi var. Hiç şüphesiz o çok uzun süredir var. Ama Merkez Bankası'na göre 2024 içinde bu mümkün. O yol haritasında nasıl gideceğiz? Yine aynı şeyi ifade edeyim. Bizim için önemli olan enerjide. Şimdi dün açıklanan biliyorsunuz ihracatta gerçekten 254 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Son derece olumlu. Ama ithalatta hala 364 milyar dolar. Yani 110 milyar dolar açığımızın yaklaşık %80'i petrol ve doğalgazdan geliyor. Biz özellikle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki faiz politikasına ek olarak enflasyonda kademe düşüşü istiyorsak bizim ihracat ve dolar ihracatı ve her şeyden önemlisi enerjideki dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor ki Sayın Enerji Bakanı'nın Bulgaristan'la anlaşma, diğer taraftan belki de Rusya'daki Putin'in Türkiye'deki enerji koridorunda bir destek verme ihtimali, dolar doğal gazdaki fiyatları çok fazla arttırmaması sonrası eğer biz daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanabilirsek ve özellikle 110 milyar dolarlık açıkta 70 milyar dolara çekebilirsek enflasyondaki düşüşte daha rahat görebiliriz gibi gözüküyor 2024'ün ortalarında. Şimdi nasıl düşürebiliriz sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Hemen Barış Ürkün'e de enflasyon tahminini sormak istiyorum. Biraz önce bir miktar aslında konuştuk. Borsadan tüm yatırım araçlarının performansına kadar Sayın Ürkün. Çok kritik bir veri. Bugün memur maaşları açısından da önemli ama genel gidiş insanların alım gücüne etkisi bağlamında da enflasyonu elbette ki önemsiyor. Sizin tahmininiz ne? Baz etkisini biraz daha belirgin mi hissedeceğiz bugünkü veride? Öncelikle bizim tahminimizden bahsedeyim. Biz %2,5'luk bir aylık enflasyon tahmini yaptık. Yani bu da %66 küsür civarında bir yıllık enflasyona denk geliyor. Tabii ki yüksek bir baz etkisi burada bir gerçek. Çünkü geçen yılın aynı dönemine baktığımızda Aralık ayı enflasyonun %13,6 olduğunu görüyoruz. Tabii bu devreden çıkacağı için, bu baz etkisi devreye gireceği için yıllık bazdaki enflasyonun da Kasım ayındaki %84'lü seviyelerden buraya doğru gelecek olmasını bu şekilde açıklayabiliyoruz tabii ki. Ama ben de İsmet Bey'e tamamen katılıyorum. Yani 2023'ün geri kalan aylarında enflasyonun gidişatını belirleyecek en önemli faktör enerji olacak. Çünkü enerjiye bugüne kadar çok dışa bağımlı olarak gittiğimiz için, özellikle doğalgaz tarafında %99 dışa bağımlı olduğumuz için ve şu andaki gelişmelere baktığımızda da özellikle bu bağımlılığı azaltma noktasında önemli gelişmeler şu ana kadar yaşadığımız için bundan sonraki süreçte buradaki gelişmeleri takip edeceğiz ve özellikle hissedilen, yani halkın hissettiği enflasyonun gerçek anlamda geri çekildiğini görebilmek adına buradaki gelişmelerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani buradaki maliyetleri özellikle aşağı çekebildiğimiz ölçüde, özellikle biz işte 2022'de ihracat tarafına çok fazla ağırlık verdiğimiz için, o taraftan büyüme yolunu seçtiğimiz için 2023'te de bu politikayı sürdüreceğimiz burada özellikle Merkez Bankamızın politikası açısından bakıldığında görünür olduğu için özellikle cari açığın finansmanını sağlamak için ya da cari açığı biraz daha iyi sürdürülebilir seviyelere doğru düşebilmek için aslında enerji burada ön plana çıkıyor. O yüzden de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde baktığımda bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendirmekle birlikte önümüzdeki ilk çeyrek sonrasındaki dönemde bu gelişmelerin daha somut hale gelmesiyle bunun enflasyonun etkisini hem baz etkisiyle birlikte hem de somut anlamda görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. O açıdan da enflasyonda bir gerileme eğiliminin bu kanattan gelecek olumlu haberler eşliğinde gelmesi muhtemel olabilir diye tahmin ediyorum açıkçası ben de. Veri sonrası piyasada bir hareket bekler miyiz? Veri sonrası piyasada bence hareket çok beklemeyiz. Çünkü beklenen bir gelişme. Az önce bahsetmiş olduğunuz baz etkisinin yarattığı etkiyle birlikte enflasyon düşüş göreceğimiz şu anda bilinen bir gerçek olduğu için yani bunun fiyatlamaya çok fazla etki yaratmasını beklemiyorum. Yani dolar TL'de özellikle işte borsa tarafında bunun çok olumlu yansımaları ya da olumsuz yansımaları olmaz. Evet. Yani piyasa bunu yatay bir görünümde karşılar diye tahmin ediyorum ben. Barış Ürkün, Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz Doktor İsmet Demirkoğlu enflasyon konuşmaya. Şimdi bu rakamların memur maaşları üzerinde de etkisi var dedik ama enflasyonla mücadele böyle çoklu bir başlık. Market rafları, konut ve araç fiyatlarındaki o regülasyon, ne yapacağız o süreçte enflasyonu düşürmek için? Şimdi şöyle ifade edelim. Türkiye'deki enflasyonda konut, ulaşım ve enerji. Yani bizim en çok ihtiyaçlarımız konutta, ulaşım ve enerjiden kaynaklanıyor. Biz özellikle market fiyatlarının, nakliye masrafı, işte enerji maliyetlerini eğer düşürmek istiyorsak bölgesel tarım sistemi nedir bölgesel tarım? Diyelim ki Ankara'da ihtiyaçlarımızı bizim karşılamak için Ankara'nın çevresinde
tarım ürünlerini marketlere çekmemiz lazım. Yoksa Ankara'daki ürünlere ulaşabilmek açısından ihtiyaç olarak hane halkının çok uzak yerlerden 10 saatlik, 15 saatlik yolculuklarla buraya getirmesi maliyetleri de arttırdığı gibi verimi de azaltıyor. Dolayısıyla bölgesel tarım, dikey tarım, diğer taraftan her şeyden önemlisi ihracat. Yani biz sanayi ihracatını daha fazla arttırdığımız zaman bu sefer tarım tarafındaki ihracat potansiyelini de iç pazarda kullandığımız durumda piyasadaki fiyatların düşüşünü göreceğiz. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Bizim artık ihracatımız tarımdan ziyade enerjide, yüksek teknoloji ihracatıdır, üretimdir, sanayidir. Bunları eğer daha fazla arttırabilirsek o zaman zaten tarımda kendi iç piyasadaki dengeliği sağlayabiliriz. Enerji biz açıdan belirttik. Şimdi elektrikli araçlar çok önemli. Yeşil enerji biliyorsunuz şu an Avrupa'da hala bir kuraklık var. Türkiye'yi dahil olmak üzere. Demek ki artık suyun daha verimli kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Fabrikaların daha çok güneş enerjisine, rüzgar enerjisine yatırım yapması gerekiyor ki önümüzdeki süreç, evet fosil yakıtları kullanıyoruz ama belli bir süre sonra maliyetler de artacak. Çin'deki pandemideki esneklikten dolayı onlar artık gelişecek. Dolayısıyla bugün düşen petrol fiyatları önümüzdeki aylarda artacağından dolayı artık daha fazla yeşil enerjiye de katkı sağlamamız gerekiyor. Son olarak da yapısal reform. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman da orta ve uzun vadede enflasyonda kalıcı düşüşü görebiliriz. Yani ilk bakışta yükselecektir ama ondan sonra yapısal reformlarda düşmesini beklememiz gerekiyor. Peki şimdi enflasyon bugün biraz önce konuştuk, bir kez daha tekrar edelim. Memurların alacağı zam oranında, emeklilerin zam oranında da etkili olacak. Aynı zamanda sadece kamu çalışanlarının değil, SSK ve Bağkur emeklilerinin de aylıkları için önemli. Nasıl hesaplanıyor o fark? Bir grafiğimiz var, bir ona bakalım. Bu süreçte biz enflasyonda evet düşüş bekliyoruz ama sonuç olarak son 6 ayda yaşanan enflasyondan hareketle bir fark oluşuyor. Şimdi 2022'nin ikinci 6 ayında toplu sözleşme farkı %7 oldu. Yani ikinci 6 ayda %7'lik bir zam alındı. Son 6 aylık enflasyon %14. Enflasyon farkından o 6 ayda alınan %7 çıkartılıyor. Ama 2023'ün ilk 6 ayı içinde bir %8'lik zam var. Dolayısıyla o ekleniyor. Toplu sözleşme yer alan hak halihazırda ilk 5 ay için %15.11'lik bir fark olması bekleniyor. Bu ay bir hız kesse de enflasyon, biz yine de bir miktar artış bekliyoruz. Aylık bazda nasıl bir artış bekliyoruz? Şimdi tabii ki burada aylık bazda ifade etmek şöyle aslında ifade etmemiz lazım. Şimdi asgari ücrete yapılan zam %99 civarında yıllık olarak dikkate alacak. Dolayısıyla en azından asgari ücret kadar olmasa bile bir dengelenme söz konusu. Yani bunu rakam olarak telaffuz etmek şu an çok zor. Muhakkak. Ama şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı biz öngörülemezliğiyle ekleyerek bir iyileştirme payı da, yani %20-25 civarında bir iyileştirme yapılması söz konusu önümüzdeki. Bir refah payı da eklenmesi değil mi? O yüzden %20 diye ifade etmek istiyorum ama tabii ki konjonktürün getirdiği süreç şöyle de ifade etmemiz lazım. Şimdi çok da fazla, yani zam talep enflasyonu da yaratıyor. Diğer taraftan ilk olarak çok mutlu oluyoruz ama belli bir süre sonra enerji maliyetlerindeki artış, diğer girdi maliyetlerinde zam tekrar fiyatları eritiyor. Şimdi oraların da biraz dengelenmesi gerek. Geçtiğimiz günlerde zincir market müdürleriyle görüştü bakanmış. Bir fiyat iyileştirmesi, memur zammı, asgari ücret zammı yapıldıktan sonra etiketlere artış yansıdıktan sonra onun bir alım gücü bağlamında anlamı kalmıyor. Kalmıyor. Fiyatların artışı olduğunca o zaman asgari ücrete yapılan zamın da bir anlamı kalmıyor. Şimdi dolayısıyla bu bir sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Yani bizim amacımız neydi? ÜFE'yi düşürmek. Şimdi talep de artıyor. Haklı olarak insanlar da yani gelirinin bir miktar fiyat artacağından dolayı erkenden alma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Bu da stok maliyetlerini artırıyor. Şimdi dolayısıyla bu sefer tarif enflasyonu ortaya çıkıyor. Bu gerçekten toplumsal bir katkıyla bence düzelmesi gerekiyor. Yani evet, marketlerin de kendine göre bir ihtiyaçları vardır ama siz eğer asgari ücret yapıldıktan sonra fiyatları arttırıyorsanız o zaman bu fiyatları yansıması sonrası talep de enflasyonu da arttıracaktır. O zaman bizim beklentimiz neydi? Ocak 2022'deki aylık enflasyon %11 civarında gerçekleşmişti. 11-12. Bu sene beklentimiz 2-2,5. Yani 2-2,5 olarak hep giderse, eğer ki normal seyirde baz etkisini çıkartırsak gerçekten %30 civarında enflasyonla kapatabiliriz 2023'ü. Ama diğer taraftan marketlerdeki zincir fiyatlarının artışı, petrol fiyatlarındaki artış tekrar arttıracağından dolayı biraz bence toplumsal mutabakat ile bunun orta ve uzun vadede sivil toplum kuruluşlarına dikkate alarak herkesin ortak payda da anlaşacağı bir bence hüküm sürmesi gerekiyor ki biz 2023'te daha rahat gidelim. En azından fiyat artışları hane halkının gelirini de arttırsın ve yaşanabilir bir seviye. Şunu da ifade etmemiz gerekiyor. 2024'te de bence bu kadar yüksek zamlar olmasın.
talep tarafındaki gerçek kalıcı üretim Türkiye'sini görelim. Yani çünkü ne kadar çok zam yaparsanız o da bir talep enflasyonu yaratıyor. Önemli olan üretimi arttırmak diye düşünmek istiyorum. Peki mevcut maaşlara bakalım. Şimdi çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Enflasyonla mücadele ortaklaşa yapılacak bir mücadele. Bunun tarafları var. Yani üretici kadar tüketici de, tüketiciye de çok büyük bir pay düşüyor burada. Çünkü fahiş fiyatla ürün satan yerlerden alışveriş yapmamak da bir bilinç. Tabii, bilinç. Onu da mutlaka ortaya çıkarmak gerekir. Mevcutu bir hatırlayalım. Şimdi elbette ki iyi yaşam koşulları çalışanlar için çok önemli ve hükümetin enflasyon karşısında çalışanların ezdirilmemesi yönünde bir politikası var. Bugün konuştuğumuz enflasyon farkının nedeni de aslında bu politika. Evet. Hali hazırda mevcut maaşlar böyle Ocak 2022'de ve Temmuz 2022'de yapılan zamlarla devam edelim. Bu liste bir yandan devam etsin ve bugün de tabii bütün bunlara bağlı olarak bu rakamlar güncellenecek, en yüksek maaşlar. Bu arada biz en düşük emekli maaşının da artmasını bekliyoruz değil mi? O noktada da bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hali hazırda emeklilerin geçim koşullarını da değiştirecek bugünkü başlık. Şimdi tabii ki aynı şeyi ifade etmemiz gerekiyor. Eğer bazı biz asgari ücret olarak alırsak şüphesiz bunun emekliye de yansıması gerekiyor. Memura da yansıması gerekiyor. Ama buna ek olarak şunu da ifade etmemiz gerekiyor. EYT biliyorsunuz çıktı. Hayırlı olsun. Mecliste yasallaşacak diye bekliyoruz. Ama bunun da bir yükü ortaya çıkacak. Bu da bir yük getirecek. Yani ister istemez bir maliyet. Tabii ki sosyal sorumluluk olarak fiyatlara yansıyacak ama bunun da bir ek yükü oluyor bütçeye. Dolayısıyla bu dengelenmenin gerçekleşmesi için yani satın alma gücünü arttırmak için bizim ihracata odaklanmamız gerekiyor. İşte esas bence sorun bu. Bunu da yapabilirken daha çok yerli üretim ve çevresel koşullara ticareti bütün dünyayı hap bölge olarak kabul edip Türkiye'yi dünyada küresel merkez olmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirecek zaten bu fiyatların gerçek anlamda alım gücünü de arttıracağını görmemiz gerekiyor. Şimdi bu alım gücünü desteklemek için de bir yandan yeni projeler var. Biz bunu konutta gördük. Otomotiv fiyatlarındaki aşırı yükselişi engellemek için gördük. Orta gelirliği konut sahibi yapacak projede de artık sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarın projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Peki konut fiyatları bu projeden nasıl etkilenir? Orta gelirliye konut projesinde çalışmalar tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çarşamba günü kameralar karşısında olacak. Bakanlar projeye ilişkin merak edilenleri ortak basın toplantısında açıklayacak. Edinilen bilgiye göre sosyal konut projesi ilk kez ve sıfır konut alacakları kapsayacak. Taksit ödemelerinde hanenin toplam gelirine göre bir sınırlama yapılacak. Ödemelerde geliri oranla düşük tutulacak. Hükümetin vatandaşa destek vermesi de öngörülüyor. Orta gelirliye konut projesinin duyurulması konut fiyatlarını ise şimdiden etkiledi. Kesinlikle bir kere bir baraj görevi görecek. Fiyatlar belli bir şekilde stop edecek ki onun etkisi gözüktü. Yani bunun şeyle projenin lanse edilmesiyle beraber sektörde fiyatlarda bir duraklama başladı. Sosyal konut projesinde tapu harcı açısından da alıcıya bir muafiyet tanınması gündemde. Proje kapsamında alınan konutların satışının da uzun bir süre yasak olması planlanıyor. Projenin 1 veya 2 yıl geri ödemesiz olması bekleniyor. 15 yıl vadeyle geri ödeme seçeneği de gündemde. Kredi faiz oranlarının %0,69 ile %0,99 arasında olacağı tahmin ediliyor. Sektör temsilcilerinin konutta arz sıkıntısını çözmek için de farklı önerileri var. Birkaç tane konutu olanın kiraya verdiği takdirde normal vergisini ödemesi ancak boş tuttuğu takdirde bir miktar fazla vergi ödemesi suretiyle konutların boş tutulmamasının sağlanması lazım. Şimdi yeni projenin detayları yarın gelecek. Düşecek mi konut fiyatları? Algının düşmesi lazım. Yani algıdan beklentimiz enflasyondaki düşüş acaba kalıcı olacak mı? Çünkü insanlar haklı olarak niçin konut alır? Elindeki birikimlerin değer kaybetmesin diye. Biz niye ekstra bir ürün almak isteriz? Yarın zam gelecek korkusuyla. İşte bu enflasyon yaratıyor. Stok maliyetlerini de artırıyor. Bu sefer üfe artıyor. Şimdi dolayısıyla biz konut fiyatlarının ham maddesine bakıyorsunuz. Çimento. Çimento
doğalgaz burada ekleyebiliyoruz. Enerjide petrol ekleyebiliyoruz. Çimento fiyatları buradan artıyor. Başka ne artıyor? Nervlü demir. Şimdi arsa fiyatları da doğalsa beklentiden dolayı artıyor. Siz beklenti düşürmek isterseniz arsa fiyatları dengelini bilir. Enerjide dışa bağımlı çözebilirsiniz. Petrolü düşürebilirsiniz. Çimento. Ama algı düşmezse tabii ki fiyatlar artıyor. Şimdi dolayısıyla bu çok kronik bir sıkıntı. Yani arz artmıyor Türkiye'de. Bence bu çok önemli. Bunu altını çizmemiz gerekiyor. Son büyümede inşaat yok. Ondan önceki de yok. Tabii. Diğer taraftan sizlerle sohbetimizi hep dile getiriyoruz. Gerçek kalıcı büyüme üretimden gelmeye diyoruz. Sanayi, teknoloji, üretim. İnşaatın büyümediğini görüyoruz. Yani arz projeleri de yok. Sosyal destekli projeler yapılıyor. Demek ki ne var? Talep fazlası yaratılıyor. Ama talep fazlası olmasına rağmen insanlar da fiyatlar yeteri kadar düşmediği için alamıyor. Bu sefer kredi çekimiyle bankalardan ucuz finansman modeliyle gerçekleşiyor. Bu da tekrar fiyatları artıyor. Yani dolayısıyla bu ikilemi düzeltmek için bizim önce algıyı düşürmemiz lazım. Yani enflasyon düşecek mi? Bu algı yarattığınız zaman fiyatlarında bir düşüşü kalıcı olarak görebiliriz. Ama kısa vadede görmek pek mümkün değil. Bunu da şöyle ifade ettik. Şimdi Çin pandemiden çıkıyor. Bunu kimse konuşmuyor. 8 Ocak itibariyle hiçbir tedbiri dikkate almayacağım diyor. Bu ne demek? Dünyanın en büyük ithalatçısı Çin. Aynı zamanda dünyanın en büyük ihracatçısı. Bu neyi arttıracak? Emtia fiyatlarını arttıracak. Şimdi dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu gerçekten konut projesinde sosyal sorumluluğa daha fazla önem vererek gerçekten alım gücü çok düşük olan insanlara destek vermemiz gerekiyor. Bu kesinlikle gerekiyor ama belli bir süreden sonra da fiyatların normale dönmesi hepimizin dileği. Çünkü dünyada bu kadar konut fiyatlarının artışıyla mücadele eden pek ülke kalmadı artık. Yani çünkü konut fiyatlarından ziyade bizim daha fazla sanayiye yatırım yapmamız gerekiyor. Tabii ki konut çok önemli ama öteki tarafta da insanların belli bir alım gücü var. Bir müteahhitlerle yine arz talep noktasında buluşacağız gibi gözüküyor. Şimdi o alım gücünü biraz daha artırabilmek için bir yöntem de hiç şüphesiz erişilebilir bir finansman sağlamak. Finansmanın maliyeti kadar ona erişebilmek de önemli. Şu anda biz galiba bu iki başlığı da konuşuyoruz. Konut kredisini de biraz konuşalım noktalamadan önce. Orada bir gerileme bekler miyiz? Şimdi pek çok proje var. Bunlarla eş zamanlı olarak belki yine kamu bankaları öncülüğünde yeni kampanyalar olur mu? Yine olursa kamu bankaları tarafından olur ama ben açıkçası ya kişisel görüşüm çok da fazla düşük faizli kredi artık verilmemesi taraftarıyım. Çünkü önümüzdeki süreç Fed'in faiz artışlarını uzun süre devam ettireceği, kolay kolay faizleri düşürmeyeceği bir sürece doğru gidiyoruz. Tabii ki kamu bankaları destekli bir kredi politikası uygulanacaktır ama bunun bir dengesi olması gerekiyor. Çünkü bu krediyi KGF önemli 200 milyar lira dedik. Bunu üretime daha fazla bence teşvik olarak vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Umarım ki 2023 güzel bir yıl olur. İnşallah diyelim, böyle noktayı koyalım. Doktor İsmet Demirkol, çok teşekkür ediyoruz. Paritaryum Eğitim Danışmanlığı kurucusu Doktor İsmet Demirkol'la Türkiye ve Dünya Ekonomisi'nin satır başlarını konuştuk. Şimdi noktalamadan bir kez daha hatırlatalım. Enflasyon verisi açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da bu veriyi açıklayacak. Veri kritik. Bir önceki ay enflasyonda zirveden geri dönüşü gördük. Bir baz etkisiyle enflasyonda o gerileme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda bugünkü rakam memur maaşlarının, kamu çalışanlarının, emeklilerinin, SSK ve Bağkur emeklilerinin de 2023'te alacağı zamlı maaşa enflasyon farkı kanalıyla etkisini ortaya koyacak. Zamlı memur maaşları da belirlenecek. Biz noktayı koyuyoruz. Saat başında, satır başında Cengizhan Cevahiroğlu olacak. Uzman konu Tarkan Zengin'le birlikte son enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına o enflasyon farkının nasıl yansıyacağını canlı yayında hesaplayacaklar. Biz noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.